etmiyor mu ya? Hak etmiyor mu sence Ahu Yatu bunu? İcraya verilmeyi o şekilde. Yok yok, boşver, çocuğun annesidir, vermesin vermesin. Ay canım. Peki Yeşim Salkım'a devam edelim. Geçmişine dair ve biten evliliğe dair itiraflarda bulunmuş. Önce görüntüler, sonra yorumlarımız. Yeşim Salkım'dan olay yaratan Hakan Uzan ve Kral TV itirafı. Külliyen yalan. Kararları Cem Uzan verirdi. Benim liste yapmam imkansızdı. Sosyal bir platformda bir programa katılan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, geçmişte yaşadıklarını, eski eşi Hakan Uzan ve Kral TV dönemine ilişkin merak edilenleri anlattı. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Uzan'la evli olduğu dönemde birçok sanatçıya engel olduğu iddiaları üzerine konuştu. Hakan Uzan, abisi Cem Uzan ve babası Kemal Uzan'ın patronu olduğu müzik kanalı Kral TV bir döneme damgasını vurmuştu. Müzik piyasasını onlar belirliyorlardı. İstediklerini star, istemediklerini ise piyasadan siliyorlardı. Yeşim Salkım, o dönemin sesi ve güzelliğiyle en çok konuşulan şarkıcılarındandı. Star TV ve Kral TV'nin patronlarından Hakan Uzan'la evlendi. Yeşim Salkım'ın Hakan Uzan'la evli olması nedeniyle o dönem müzik listelerine müdahalede bulunduğu iddia edildi. Hatta Sezen Aksu'nun Hisar konserlerine çıkmasını bile engellediği konuşuldu. Ve yıllar sonra Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan ve Kral TV itirafı geldi. Ünlü şarkıcı, Hakan Uzan'ın başında olduğu müzik kanalını hatırlatarak, "Top 10'da birisi bir numaraysa bilin ki Hakan Uzan onu beğenmiştir," dedi. Müzik listelerinde bir numaraya nasıl çıktığını bakın nasıl itiraf ediyor Salkım. Yeşim Salkım, Cem Uzan'dan veto yemiş. Sezen Aksu'nun çıkarılmadığı Hisar konseriyle ilgili ise topu başkalarına attı. Kral TV ve müzik listeleriyle ilgili söz hakkının kendisinde olmadığını belirterek Cem Uzan'ı işaret etti. "Benim liste yapmam imkansızdı. Listeleri ben yapsaydım o dönem listede olan kadınların çoğu orada olmazlardı," diyerek tartışmalara son noktayı koydu Yeşim Salkım. Yani Yeşim Salkım'a yıllardır sorulan sorular. Kral TV, Hakan Uzan yıllardır aynı açıklamaları yapıyor. "Ben liste yapsaydım da o kadınların hiçbiri de o listelerde olamazdı," diyor. Ve liste başı kimse Hakan Uzan'ın ona ilgi duyduğunu söylüyor. Armağan Çağlayan'ın programında. Böyle bir tanışma şekli olduğu için yani. Herkes yaşadığını bilir. Böyle mi tanıştılar? Kendi itiraf ediyor, söylüyor söyleyişisinde. Yani herkes kendi yaşadığını bilir. Şimdi o dönemlerde gerçekten Yeşim Salkım'ın kraliçe olduğu dönemlerdi. Yani bu inkar edilemez ve herkes tarafından da bilinen bir şeydi. Medyanın kraliçesi. Medyanın ve işte müzik piyasasının da diyelim. Çünkü Yeşil Müzik diye bir müzik plak şirketi de vardı. Hatta klip müzikle Yeşil Müzik Levent de yan yana villalardı. Oradan, Tarık oradan çıkmıştı. Tarık diye bir isim. Tarık Mengüç. Hilal Cebeci. Cenk Eren'e de yaptı. Cenk Eren'e de yaptı, evet. Bir de tabii ki şöyle bir durum var yani. Türkiye'deki çok büyük bir medya patronunun eşisiniz. Kendisine birçok ayrıcalıklar bir kere tanındı. Evet. Ve kendisinin de bizim camiada ve piyasamızda çok yerlerde söz hakkı da vardı. Kimse, patron içi oluyor kimse, bir yerde. Kimse tabii. Böyle büyük bir medya patronunun eşinin ricasını kırmaz. Yani bu kuraldır. Kırar mı? Kırmazdır. Müzik piyasasını da Kral TV adeta yönetirdi. Evet. Kral evet. TV'deki listeler müzik piyasasının şeyini belirlerdi. Şimdi böyle töreni çok görkemli geçerdi. Geçerdi evet. Oscar töreni gibi olurdu. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Klip müziğin sahibi Akif Işık. Evet. Bilmiyorum. Buradan selam olsun kendisine. Benim patronumdu. Plakçımdı kendisi. O dönemlerde birçok şeyi biliyorum. Neler olduğunu çok iyi biliyorum. Kendimle alakalı da birçok şeyleri biliyordum. Çünkü Akif Bey bana birçok konuda uyarılarda bulunmuştu bazı konularda. Onlar geçmiş zaman bende kalsın. Şimdi şu bir gerçek. Seninle uğraşanlar mı vardı? Ya olmaz mı Bilal Beyciğim? Vardı tabii ki. Yani Yeşim Salkım o dönemde bir güç zehirlenmesi yaşıyordu ve yaşamıştı.
Ve o güç zehirlenmesinin etkisiyle birçok sanatçı arkadaşımız da mağdur olmuş muydu? Olmuştu. Peki sana bir ambargo uygulamış mıydı Yeşim Salkım? Kişisel bir ambargo değil ama mesela hoşuna gitmeyen, kendisinin gıcık olduğu kişilere, listelere müdahale edildiğini biliyorum. Yeşim Salkım'ın cevap hakkı var. Var. Evet, gazetelerde sevmediklerini, onlardan olmayanları, onların fikirlerine savunmayanlarının karalama kampanyaları yapıldığını çok birebir şahidim biliyorum. Bilhassa gazetelerde. Dizileri kaldırtma olayı ve daha birçok şeyler. Yani entrikalar. Birçok entrikanın döndüğü dönemin, işte 90'lı yıllarda o dönemin içerisinde bilen, şahit olan sanatçılardan da bir tanesiyim. Ama görüyorum ki şimdilerde o dönemleri pek hatırlamıyor. Unutmuş zaman tabii, zaman bazı şeyleri insana unutturabiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Duyduklarım ve şahit olduklarımın dörtte birini şu an Seren, size dile getirdim. Seren Serengil'in ve Cengiz Semercioğlu'nun programında telefonla bağlanmıştı Yeşim Salkım. Duymayan kalmasın programına. Seren burada değilken daha önce çalıştığı bir programdı. Orada kendisine soruldu o programda. Bu kanalın bir zamanlar kraliçesi sendin. Hiç mi birilerine torpil yapmadın diye soruldu. Yani diyor ya şimdi Yeşim Salkım ben hiç listelere müdahale etmedim diye. Orada telefonda o programa verdiği cevap evet yaptım. Cenk Erel, Hilal Cebeci ve Yonca Evcimik rica ettiler. Sadece onlara ödül aldırdım. Demek kanaldan engellediğim tek isim Gülben Ergen demişti o programda. Evet hatırlamıyor demek ki Yeşim Unutmuş Salkım. Unutmuş olabilir. Ama zaman böyle bir şey. İnsan bazen dün ne yediğimizi de unutuyoruz Bilal Beyciğim. Olabiliyor böyle şeyler. Unutmuş. Bana hiç unutmuş gibi gelmiyor. Tam tersi unutamamış gibi geliyor. Çünkü sürekli Yeşim Salkım sanki aynı konuları konuşuyormuş gibi bir izlenim var yani. Çünkü sürekli bu konuları soruyorlar ve sürekli bu konularda açıklama yapan bir Yeşim Salkım görüyoruz. Çünkü gerçekten 90'lı yılların yani o döneme damgasını vurmuş bir ailenin gelini olmak, o ailenin içerisinde var olmak ve bizim piyasada bu denli güçlü olabilmek, söz hakkına sahip olmak kolay unutulacak bir şey değil. Herkesin olmasını istediği bir durumdur. O yılları aklından silmek istiyor herhalde ve silemezdi tabii ki. Neden biliyor musun? Silmek istemesinin bir nedeni de evliliği çok dramatik bir şekilde bitti. Yani hangi kadın aldatılmak ister ki? Türkiye'nin ünlü oyuncularının biri tarafından Hakan Uzan kocası onu aldatmıştı. Yani bu sonra kamuoyuna öyle bir yansıdı ki bu arkası yarın tefrikaları gibi günlerce değil haftalarca, aylarca, yıllarca bu hikaye anlatıldı, durdu. Adeta kuşaktan kuşağa geçti. Yeşim Salkım mesela şöyle bir şey söylüyor. Kendisini haklı çıkarmak için, kendisini güçlü çıkarmak için de her zaman bazı şeyler anlatıyor. Mesela anlattıklarından bir tanesi. Çok ilginç bulduğum için not aldım, söylemek istiyorum. Ben boşanmak istiyordum. İhaneti duymuş. Hakan Uzan istemiyordu. Bir gün ellerinde kağıtlarla geldi. Bak dedi, bu telsim. O zamanki telefon platformlarından, telefon şirketlerine, telekomünikasyon şirketlerinden biri. Bu telsim Hakan Uzan'ın, Cem Uzan'ın imzala senin olsun. Yeter ki benden ayrılma. Sevginin olmadığı yerde ben olamazdım. Hayır dedim. Yeşim Salkım böyle söylemiş ama insanın inanası gelmiyor. Yeşim Salkım bağlanabilir. Hayır doğrudur demek için ama ben inanamıyorum yani böyle buna hayır dediğine. Hakikaten inanamıyorum Yeşim Salkım. Bağlanıp fikrini söyleyebilirsin. Ki daha sonra bir evlilik daha yaptı. Bir kızı oldu. Hakan Eretik'ten yine oyuncu eşi de. Onunla da yürümedi evlilik. Beş evlilik yürütemediler. Yaptı. Beş evlilik yaptı. Ondan önce evlendiğim gün ben ne yaptım dedim diyor Yeşim Salkım. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Uzan ailesi çok değişik bir aileydi. Ben o aileyle çalıştım. 90'lı yıllarda oradaydım ben. Star Televizyon'da magazin programı yapıyordum. Çok değişik, çok farklı bir patronluk yapıyorlardı onlar. İyi yönleri de vardı ama
özel hayatlarında da tartışılır yönler de çoktu. Bize de çok yansıyordu. Orada o televizyonda magazini yönetince pek çok şeye şahit oluyorsun. Ünlülerle ilgili de pek çok şeye şahit oluyorsun. Ben onun gözünde bir eşyaydım diyor. Doğrudur, hakikaten öyledir, öyle olmuştur. Evlenmiştik ve bitmişti. Her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailemde böyle yıkılmıştı diyor. İhanete uğradığını burada tekrar altını çiziyor. 5 evlilik yaşadı. İlk eşi 88-90 yıllar arasında Mustafa İmre. Sonra 98-2001 Hakan Uzan. Sonra Arben İçli, turizmci. Arben İçli ile evlendiğinde, burada Levent'te bir lokalde evlendiğinde kaynana nikaha bastı. Çocuğun annesi ve babası, özellikle kaynana geldi, nikah masasındaki suyu Yeşim Salkım'ın suratına döktü. Aa. Bardağı nikaha bastı. Arben İşli turizmci bir ailenin çocuğuydu. Para babada olunca zor oluyor tabii damatlar için, gençler için hayat. Kısa bir reklam aramız var, ardından devam edelim mi Bilal Özcan? Edelim. Tamam. Reklam aramız var.